Aslında şu an geleceğin kendisindeyiz. Ben öyle düşünüyorum. Şu an işte deneysel olarak yapılsa da işte bir kalp yapılabiliyor, işte kulak yapılabiliyor, uzuv yapılabiliyor. Bunların çok daha gelişip insan yararına olacağını düşünüyorum. 3D makineleri zaten 3-5 sene önceki teknolojisine göre bile gayet ileride. Artık gerçekten hani endüstriyel malzemeler çıkartabiliyorsunuz bu makinelerle. Ve bu çok daha ileriye doğru gidecek. Yani daha da büyük endüstriyel makinelerle şu an bizim markette olsun, diğer donanım üreten startuplarda izlediğimiz kadar diğer sektörlerde olsun, 3D printer'dan üretilerek çok büyük araçlar, yani çok büyük bisikletler, skuterler, arabalar, hatta tekneler üretenler var. Bunlar daha son ürün olarak müşterilere ulaşacağını düşünüyoruz. Bu biraz daha kalıp masrafı ortadan kaldırdığı için müşterilere bu şekilde daha ucuza, daha cost efektif çözümler sunabiliyor 3D printerlar. Hem üretimdeki verimliliği artırırken hem de kişisel hayatlarımızdaki verimliliği de artırmaya yönelik gelişmelerle devam edecek 3D printer. 30 sene önce icat edilmiş bir teknolojiden bahsediyoruz. Yaygınlaşması bugün çok mümkün. Çünkü bir cep telefonu fiyatına bir 3D printer sahibi olabiliyorsunuz. Cep telefonu iletişim kurmak için, ama 3D printerlar da işte polimerlerle iletişim kurmak için kullanılabilir diye düşünüyorum. Zihninizdeki şeyi bilgisayara yansıttığınızda bilgisayardan ürünü elinize almanız için bir araç. Tabii bu araç ileride ne olur? Yani günler geçtikçe, seneler geçtikçe bu sektör nereye varır? 3D printer kullanımının önünde küçük bir engel var. İnsanlar tasarım becerilerine hakim değiller. Bu becerilerini arttırmaları ya da herkesin kullanımına uygun kütüphanelerin oluşturulması ancak bu sorunu ortadan kaldırabilir. Tasarım yapamayan bir insan printer'a laf anlatarak bir baskı alması mümkün olmadığı için printer kullanamıyor. Ama hazır kütüphanelerin çok geliştiği bir dönemdeyiz. Ev hanımlarının el aletleri gibi ürünleri daha çok görebiliyoruz şu günlerde. Ama ileride eminim araba parçaları, motor parçaları, işte daha yüksek teknolojilere ait araçların bazı kısımları açık kütüphanelerde ya da işte ücretli olarak temin edebileceğiniz datalar haline gelecek. Datalar büyüdüğü zaman, insanların erişimi kolaylaştığı zaman elde etmeleri oldukça kolaylaşacak. 3 boyutlu yazıcıların yaratacağı mikro üretim merkezleri gelecekte bence hem tasarımcılar için hem bireysel üreticiler için, yani belki makerlar, bugün makerlar deniyor ama gelecekte onların da daha bir üst segmente taşınacağını düşünüyorum. Bugün makerlar hobi şeklinde bunu yapıyor ama formal bir eğitim metotlarıyla daha multidisipliner ekipler oluştuğunda çok daha mikro ölçekte yüksek teknolojili ürünler, çok daha parlak fikirlere sahip ürünler çıkacak ve bunlar lokallerde üretilebilerek hayatımıza çok daha çeşitli olarak girecek. Gelecekte ben artık yedek parça üretiminin olmayacağını, insanların ekranlardan seçim yaparak kendi satın aldıkları ürünlerin bütün yedek parça birimlerine çok küçük cüzi miktarlarda para ödeyerek ulaşabileceğini düşünüyorum. Hatta gelecekte bir ürünü bir yerden bir yere taşımak yerine sadece datasını satın alıp üreterek o ürünü kullanabilir hale gelebileceğimizi düşünüyorum. Bunu işte komünitelerden örnek olarak görebiliyoruz. Tabii daha heykel bazlı ya da küçük eğlenceli nesne bazlı bugün bunu yaşıyoruz. Ama gelecekte bütün bu teknolojiler hibrit bir şekilde hayatımıza girdiğinde elektroniğini bile 3 boyutlu olarak katmanlı üretimle basabilecek teknolojiler oluşacak. İnsanlar elektronik ürünleri satın alırken beklentilerine uygun ürün kombinasyonlarını yaparak lokal üretim noktalarında bunları üretebilecekler. Bunun mümkün olabilmesi için de bu teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşması, arka tarafında da yazılımsal olarak gelişmesi gerekiyor. Ama çok hızlı dönüşüyor, çok hızlı gelişiyor. Yani bizim 5 yıl önceki, 3 yıl önceki kullandığımız teknolojiler zaman zaman aynı olsa bile ortaya koydukları verimlilik çok dramatik bir şekilde artmış durumda. Gelecekte ben bütün hayatımızı kaplayacağını, tıpkı bir matkabı dolabınızda barındırır gibi her evde bir 3 boyutlu yazıcının bir taşıyıcı ürün olabileceğini öngörüyorum. Her evin bir yardımcı elemanı gibi hayatımıza destek vereceğini düşünüyorum. 3D printerlar şu anda tasarım ve mimarlık ofislerinde ya da Ar-Ge merkezlerinde yoğun olarak kullanılıyor ama ya da bazı eğitim kurumlarında. İleride her eve girip sizin cloud'dan bazı objeleri
sadece datasını satın alacağınız ve evde kendi ihtiyacınıza göre o datalar üzerinden ihtiyaçlarınızı kendinizin üreteceği bir yola doğru gidiyor aslında 3D printer dünyası. Hatta ve hatta şu anda pandemiyle beraber pek çok tanıdığım insan da aslında bir girişimcilik tarafında faaliyet gösteriyor. Çeşitli şeyler üretiyorlar. Çokça görüyorum bunu. Özellikle kadın girişimcilerin çok arttığını gözlemliyorum. Burada 3D printer de ileride sanki biraz mikro üretim konusunda başat bir yer elde edecek, önemli bir yer elde edecek gibi geliyor. Özellikle malzeme teknolojilerinin de buna el verecek şekilde çeşitlenmesi ve dataların internet ortamında daha rahat paylaşılabilir. Hatta bazı basit programlarla belki 3D printer üreticilerinin de sunacağı bazı basit modelleme çözümleriyle mikro üretimlerin artıp insanların kendi ihtiyaçlarına yönelik ya da kendi küçük iş girişimlerine yönelik yoğun bir pazar payına sahip olacağını düşünüyorum. 3 boyutlu yazıcıların geleceğini 4 boyutlu görüyorum. 3 boyutun artık yetmeyeceğini 4. boyuta geçeceğimizi görüyoruz. Tabii ki burada artık günümüzde Endüstri 4.0'ı bile geçtiğimiz bir noktada yazıcılarda da 4. boyutta konuşulmaya başlandı. Bunlar kendi kendini monte eden ürünler, uzaktan erişilebilir ürünler. 4. boyutu zaten şu anda bir kısım başladı. Bununla ilgili çalışmalar var. İnşallah Türkiye'de de yenilikçi öncü firmaları bekliyoruz. Well, each and every day we see news about 3D printing technologies. They are printing houses, bridges, and even functioning human organs. I don't see why 3D printing technology will not be the next breakthrough in areas such as production, construction, and even medicine. I believe that immense amount of today's production could be done in common households in the future.